Hoca ile ders benim işim matematikte bugün yine beraberiz. Konumuz geçen hafta açı ve açı çizimiydi. Açıları çizebildiğinizi artık gördük. Anlamayan varsa tekrardan ilk gönderdiğim videoyu izleyebilir. Sıradaki videomuzda yine açı ile alakalı alıştırmalar yapacağız ama bu sefer açıların çeşitlerini öğreneceğiz. Acaba neleri neleri varmış diye göreceğiz bakalım hep beraber. O zaman Lale ile yakından eğitim Arzu Hoca ile ders benim işim matematik başlıyor. Hazır mıyız? Evet. Bu gördüğümüz neydi canlar? İletkiydi. Hatta ben bunu evde yapmıştım Eğer ki sizin de etkileriniz yanında değilse büyük bir ihtimalle zaten ilk videodan sonra bu videoya kadar kendiniz evde iletki yapmıştınız Evet açı çeşitlerine şöyle bir bakalım dik açı var birincisi ikincisi dar açı 3 geniş açı ve 4 de doğru açı olarak çeşidi ortaya çıkıyor bakalım hemen tanımlarını okuyalım ona göre de açılar çizelim sizinle birlikte ölçüsü 90 derece olan açılara ne diyormuşuz biz? Dik açı diyormuşuz. Harika. Peki o zaman 90 derece iletkimi aldığımda elime hemen bir baktım. 90 derece neresiydi canlar? Burası tam orta. Hadi bir tane dik açı çizelim. Bunu hepiniz zaten rahatlıkla çizebiliyorsunuz. Şöyle koyacağım ki hepsi sığsın. Gözüküyor da çok güzel. Önce noktamızı koyuyorduk, kuralımız. Sonra işaretliyorduk. Değil mi? Hayır öğretmenim. Önce noktayı koyuyorduk. Sonra çizgini çek, işaretle ve son aşama neydi canlar? Birleştir. Açı çizerken 3 tane püf nokta vermiştik. Noktanı koy, çizgini çek, birleştir. Evet, bu kaç derecelik oldu? 90 derece yani biz buna ne diyoruz? Dik açı diyoruz. Sadece 90 derece mi? Evet canlar, sadece 90 derece. Yani açım 89 derece olursa dik açı olmaz. Anlaştık? Demek ki 90 derece olan tüm açılar ne diye isimlendiriliyormuş açı çeşitlerine göre dik açı olarak isimlendiriliyor. Peki ben size daha öncesinde de kenarlarına göre üçgenleri anlatmıştım. Üç çeşit üçgen vardı hatırlatırım. Eşit kenar üçgen, değil mi? Eşkenar üçgen yani. E çeşit kenar üçgen. Ikiz kenar üçgen ve Tabii ki de başka yoktu öğretmenim üç çeşit üçgen dediniz işte evet harikasınız bu üç çeşit üçgene göre e, tekrardan açılarına göre de bakacağız önce kenarlarına göre baktık sonra açılarına göre bakacağız ama ilk önce açı çeşitlerini bilmemiz lazım evet 90 derecenin dik açı olduğunu öğrendik artık bu kesin. 90 derece her 90 dereceyi gördüğümüzde veya dik açı dediğinde bize soruda biz neyi bileceğiz canlar? O bir dik açıdır ve 90 derecedir diye ifade edeceğiz. Asla 89, 70 herhangi bir şekilde derecesiyle oynamayacağız. Tüm dik açılar 90 derecedir. Dik açı deyince aklımıza 90 derece gelecek. Peki gelelim ikinci açı modelimize, çeşidimize. Dar açı diyor. Bakın onun da tanımını nasıl yapmış? Ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılar. Çok güzel. 90 dereceden küçük olan kimler var? Hemen bakalım. 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. O zaman bunların hepsi nasıl açılardır? Harikasınız. Dar açılardır öğretmenim. 90 dereceden küçük herhangi bir ölçülü açı çizmek istediğimde ben ne çizmiş oluyorum? Dar açı çizmiş oluyorum. Hadi o zaman 90'dan küçük bir açı söyleyelim. 50 diyelim, 50 derecelik bir açı çizelim ve buna da dar açı diyelim. Önce ne yapıyorduk? Noktanı koy, çizgini çek, işaretini koy ve kaldır, birleştir. İşte size 50 derecelik bir açı. Çok güzel. Kaç derece çizdik? 50 derece. İşte canlar 90 dereceden küçük olan açılara da biz ne diyormuşuz? Dar açı diyoruz. Bakın tıpkı bir makas gibi düşünün. Merkezimiz 90 derece. 90 dereceden makasın kolunu kıstığımızda dar açı. Peki acaba açtığımızda nasıl açı olacak? Hemen gelelim 3. geniş açı çeşidimize. Ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olan açılara da ne diyormuşuz? Geniş açı diyormuşuz. Yalnız dikkat ediyoruz. 180 olmayacak canlar. Çünkü onu bir sonraki açı çeşidinde göreceksiniz. 180 dereceden küçük olacak. Yani 170 79 diyeceğiz biz ona. 90 da olmayacak. Neden? Çünkü 90 dik açıydı. O zaman 91 ve 179'a kadar olabilir geniş açılarımız. Yani şu sonucu ortaya çıkartabilir miyim bu cümleden? En küçük geniş açı 91 derecedir. En büyük geniş açı ise 179 derecedir. Evet bu kadar basitmiş. Hadi o zaman hep beraber bir not alalım. En küçük geniş açı. Kaç dereceydi canlar? Evet 91 derece. En büyük geniş açı ise kaç dereceydi? Harikasınız. 179 derece. 180 olamaz, 90 olamaz. Çünkü 90 derece neydi canlar? Dik açı. Harikasınız. 90 dereceden küçükler dar açı, 179 ile 91 dahil olmak üzere arada kalan tüm açılarda nasıl açılarmış geniş açılardır dedik. Şunlar bize ileride çok lazım olacak. Çünkü sorularda bazen karşımıza çıkacak. Diyecekler ki bize en büyük geniş açı ile dik açının toplamı kaçtır? Hemen sen bileceksin. En büyük geniş açı 179 derece, dik açı 90 derece. O zaman ikisini toplayabileceğiz. Evet, geniş açıyı da gördük ama geniş açı çizmedik. Haydi o zaman hep beraber bir geniş açı çizelim. Geniş açığı 90 derece ile 180 derece arasındaydı. 90 olamazdı, 180 olamazdı. Önce noktamızı koyduk. 90 dereceden büyük bir açı çizeceğimize göre ben çizgimi çektim. Canlar 120 geniş açı mıdır? Evet 90'la 180 arasında bir geniş açıdır 120'ye işaretimi koydum. Artık hangi aşamadayım? Birleştir aşamasındayım. Hop tuttum ve birleştirdim. Alın size bir geniş açı. Kaç derecelik bir geniş açı? 120 derecelik bir geniş açı. Oldu mu? Evet. Peki başka kaç derece geniş açı olabilir? 90'dan büyük tarafa bakıyorum. 100 Evet, 101 geniş açıdır. 140 harikasınız. 140 da bir geniş açıdır. 170 evet öğretmenim 170 de geniş açı. 176 ao, kesinlikle geniş açı. 124 evet o da bir geniş açı. 110 da bir geniş açı. 130 da bir geniş açı. Harikasınız. O zaman bakın dik açıya göre. Dik açı tam dik. Tam orta Makası kıstım. Dar açıyı elde ettim. Makası açtım. Geniş açıyı elde ettim. Oldu mu canlar? Evet. Şimdi tek bir açı çeşidimiz kaldı. Bilmemiz gereken o da doğru açı. Hadi hep beraber tanımını okuyalım. Ölçüsü 180 derece olan açılara doğru açı denir. Çok güzel. O zaman doğru açıda diyorum ki dik açı gibi sabittir. Dik açı kaç dereceydi canlar? 90 derece. Evet, burası çok önemli. 90 derece dik açı. O zaman doğru açı da 180 derece. Çünkü onun da direkt ölçümünü vermiş. Haydi bakalım bir tane 180 derecelik açı çizelim ve bu açımız da bizim ne olsun? Doğru açı olsun. Harikasınız. Haydi bakalım kalemimizi aldık elimize. Önceki işlemimiz, ilk işlemimiz, sıralamamız neydi? Noktanı koy. Çizgini çek. Evet, ikinci aşama işaretle. 180'i işaretledim. Daha önce açı çiziminde de, açı çiziminde de anlatmıştım. Hemen ne yapıyordum? İşaretlediğim yerle noktamı birleştiriyorum. Buyurun size bir geniş açı mı? Hayır öğretmenim doğru açı çizdik biz. Doğru açı. Kaç dereceymiş canlar? Evet 180 derece bir doğru açı. O zaman işimiz bizim daha da kolaylaştı. Hadi bir tekrar. Dik açı 90 derece sabit. Doğru açı 180 derece sabit. Okey mi? Evet. 180 olan tüm açılar doğru açı, 90 derece olan tüm açılar da dik açı. Gelelim dar açıya. Dik açıdan küçük olanlar yani 90 dereceden küçük olanlar makası kıstık dar açı. 90 dereceden büyük olanlar peki nereye kadar? 180'e kadar harikasınız. O zaman onlarda nasıl açıymış makası açtığımda geniş açıymış canlar. Evet, bunları defterinize tek tek yazmanızı istiyorum sizden. Açı çeşitlerini bu şekilde gördük. Devam ediyoruz. Ta ta tam. Tanıştırayım kendileri. Açı çocuk diyor ve merhaba diye sesleniyor size. Evet, ben bir açı çocuğum. Acaba nerelerimde açılar var ve ne çeşit açılar var? Her zaman İletkimi taşıyacağım ben yanımda. Hayır diyor. Bana şöyle bir göz atın diyor. Haydi hep beraber göz atalım canlar. Önce açı çeşitlerimizi bir kez daha sayalım. Bir dik açı, 2, dar açı, 3, geniş açı, 4, doğru açı. Haydi bakalım. Çocuğun şurasında bir açı görüyorum. Sizce bu açı hangi çeşit açıdır? Duyar gibiyim seslerinizi dar açı dar açı dar açı öğretmenim diye bağırıyorsunuz. Harika. Burası bir dar açıdır. Neden? 90 dereceden makası ne yapmışlar? Kesmişler canlar. Evet sıradaki açımız başka nerede açı var? Bunun tam zıttında bir açı görüyorum. Şurada bakın o bayağı da mesafe büyük. Mesafe büyükse bu nasıl bir açıydı? Harikasınız geniş açıdır öğretmenim. 90 dereceden büyük, 180 dereceden de küçük bir açı gördük. Burası canlar. <laughs> Bakın. Evet, öğretmenim şurası şöyle ve şöyle olsaydı 90, 90'dan biraz büyük o zaman burası geniş açıdır. Hemen karşısı ise öğretmenim dar açıdır. Aa, şurada bacaklarının oluşturduğu açılar da var. Hadi onlara bakalım. Öğretmenim bu bacağı dik inmiş. Burası bir tam ona dik olarak inmiş. O zaman burası dik açıdır. Ve diziyle ayağının birleşimi de yine dik açıdır. Peki canlar doğru açı görüyor musunuz hiç? Hiç doğru açı işaretlemedik. Evet şöyle bakalım mı? Bakın şurada da bir dik açı var. Doğru mu? Evet burası da bir dik açı. Peki dik açı kaç dereceydi? 90. Bu dik açı da 90. İkisinin şurasının toplamı kaç derece yaptı canlar? 90 artı 90'dan 180 derece. Harika. O zaman şuradaki açı 180 derece yani nasıl açı? Doğru açı. Başka var mı? Evet öğretmenim. Şurası başlangıç noktası olursa işte bakın şu iki kolun birleştiği yerde yine nasıl açı? Doğru açı oldu canlar. Tam zıttı da doğru açı mı? Evet öğretmenim. Şurası da doğru açı, bir geniş bir dar var. Burası da yine doğru açı. Ay çocuğu ne hale getirdik. Her tarafını açılarla doldurduk. Ama öğrendik mi? Evet, öğrendik. Değer. Açı çocuğa selam gönderip aramızdan ayrılıyoruz canlar. Tüm açı çeşitlerini de gözümüzle görmüş ve öğrenmiş oluyoruz. Öğretmenim biz öğreneceğimizi öğrendik. Tüm açı çeşitlerini, açı çizmeyi bize çok güzel iki video ile anlattın. O zaman sıra sizde. Gelsin ve sorular bakalım karşımıza nasıl sorular çıkıyor canlar. İlk olarak birinci soruya bakıyoruz. Şurası 57 derece verilmiş. Burası 88 derece verilmiş. Ve şuraya bir soru işareti koyulmuş. Diyor ki yandaki şekli göre Soru işaretiyle gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi canlar. Ben biliyorum şuranın açının ölçüsünü. Burayı da biliyorum ama burayı bulabilmem için benim bir püf noktayı daha görmem lazım açıda. Hadi bakalım. Şu E açısının şurasının tamamının ölçüsü kaç derecedir? Şu çizdiğim. Kaç derecedir canlar? Harikasınız. 180 derecedir öğretmenim. Orasının toplamı E açısının ölçüsü yazdım hemen. Kaç derecedir? 180 derecedir. Bunu gördük mü hepimiz? Evet, gördük. Peki şu E açısının ölçüsünde bakın kimler var canlar? 57 derece var mı? Var. 80'deki 8 derece var mı? Evet, o da var. Bir de bana sorulan soru işareti var. O zaman 57 derece artı 88 derece artı soru işareti yani bana sorulan açım. Üçünün toplamı kaç dereceye eşitmiş canlar? 180 dereceye eşitmiş. Peki ne yapacağım ben o zaman? Şu ikisi var. 180'in içinde. Aa bana bu lazım. Evet harikasınız. Önce 57 ile 88'i bir toplayalım. Hemen diğerinden de 180'de de soru işaretini aşamayı olarak çıkardığımızda ne yapmış olacağız? Soru işaretiyle bana sorulan açının derecesini bulmuş olacağız. 8, 7 daha 15. Elde var 1. 5, 8 daha 13. Bir de elde 14. Şu iki açının şuranın ve şuranın toplamı kaç derece ediyormuş şu ikisinin? 145 derece. E tamamı 180'di. E 145 içinde olduğuna göre şu iki açıyı çıkaralım. Geriye kim kalacak? Bize sorulan açı kalacak. 180'den 145'i ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz canlar. 10'dan 5 çıktı 5. 7'den 4 çıktı 3. Harikasınız. 0. Evet, bana sorulan açı. Yani hemen okuyalım. Şurayı da isimlendirelim bence. B diyelim buraya da. Oldu mu? B E F. B E F açısının ölçüsünü kaç derece bulduk? 35 derece bulduk. İşte bakın bu kadar kolay açı soruları da. Haydi o zaman ikinci soruya geçiyoruz. İkinci sorumuzu birazcık daha okuyarak yazacağım. Bana ne verildiğini şekli inceleyerek tek tek yazacağım. Daha uzun sürecek. Burada pratik yolunu gördüğümde gösterdim. Şimdi bakın canlar. Şurası şu işareti gördüğümde N, K, L açısı. Kaç dereceymiş? Evet harikasınız. Bu işareti öğretmenim Dik işaretiydi. Dik açılarda kaç dereceydi? 90 dereceydi. Hemen yazalım mı o zaman? N K L açısının yazılımını göstermiştik. Ölçüsü kaç dereceymiş? 90 derece. Bize bu şekilde vermişler. Şekilden ben okuyarak onun açısının 90 derece olduğunu yazdım. Şimdi sıradaki bana verilen açıyı okuyalım. P şurası K M açısı. Hemen altına yazdım. P K m açısının ölçüsü de kaç dereceymiş canlar? 40 dereceymiş. Bana hangi açıyı soruyor? Soru işareti nereye konmuş? Bakın, soruyu okumadan bile soru işaretinin olduğu yerden çıkartabiliyorum. Bana da n k p açısının ölçüsünü soruyor. N k p açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Evet, yine gördük mü? Evet, eğer ki biz görmezsek açığı görme işi gerektirir ve sorularımız çözülemez. Görmezsek çözemeyiz canlar. O zaman şöyle bir görüş açısı getirelim. Şurası da hop kaç derecedir K açısının tamamı? Bakın hemen şeklimin üzerinde renkli kalemimle bir kez daha gördüm. K açısının tamamı kaç derecedir? Haydi gelsin cevaplar. Hep bir ağızdan bağırıyorsunuz. Öğretmenim orası 180 derece yani doğru açı. Eğer ki bunu bilmezsem zaten soruyu çözemem. O zaman şöyle yazalım. K açısı da kaç dereceymiş? 180 derece. Gördük mü canlar? Gördük. Artık işimiz daha kolay. 180'in içinde bu 90 derece var. 40 derecelik açı var. Bir de benden istenen o soru işaretli açı var. Haydi o zaman hep beraber yazalım. 90 artı 40 artı soru işareti eşittir kaç derece olmalıydı? 180 derece. Artık 2 tane bilinenim var. 3 bilin 3 e, tane toplama işim var. 3 toplananlı. O zaman bu ikisini topluyorum. 90 artı 40'tan kaç yaptı burası? 130 derece yaptı. 180'den de 3. verilmeyen toplananı bulmak için 130'u çıkartırsam eşitliğin öbür tarafında 3 toplanan var. Çünkü ne yaptı? 50 derece olarak benim karşıma çıktı. O zaman canlar NKP açısı kaç dereceymiş? 50 derece olarak buldum. Harikasınız. Devam o zaman sorulara. Hadi üçüncü sorumuza bakalım. Canlar, bir kez daha söylüyorum, açı görme işidir. Açı soruları da görme işidir. Ve renkli kalemlerimizde üzerinde mutlaka not alma bakış açımızı geliştirir. Bunu da unutmuyoruz. Bakış açını geliştirmek için videonun sonunda da sana bir sürprizim yine sürpriz sorum olacak. Bu seferdeki çikolatalı soru değil koyunlu soru olacak. Bir de koyun gönderelim diyorum. Ne dersiniz? <laughs> Harika. Hadi o zaman sorulara devam edelim. Üçüncü sorumuzda hiçbir açı ölçüsü vermemiş. Hiçbir rakam da yok. Bu nasıl bir matematik sorusu? İşte biz yapacağız. Biz biz bunu yaparız. Ders bizim işimiz çünkü öğretmenim diyorsunuz bir geniş açının alabileceği en büyük değer. Oo, öğretmenim siz bize bunu sormuştunuz, söylemiştiniz. Dar açının alabileceği en büyük değerinin farkı kaçtır? Hadi o zaman iki değer vereceğiz. Çünkü iki tane rakamı da bize soruyorlar. Neden bunun sebebi de çünkü fark diyorsa bir eksilen, bir de çıkan olmalı. E o zaman eksileni bulalım canlar. Bir geniş açının alabileceği en büyük değer. Yani en büyük geniş açı. Kaçtı o? Süpersiniz. 179 da öğretmenim. Harika. Peki en küçük ya da en büyük pardon en küçük demedik. En büyük değer farkını soruyor. O hangi açıyla? Dar açıyla. Hemen dar açıyı düşünelim canlar. Dar açı kaç dereceydi? 90 dereceden küçük olan açılara ben dar açı diyordum. Peki en büyük dar açı kaç derecedir? 90'a en yakın olandı. Çünkü 90 dik açıydı. O zaman 90 olamayacağına göre kaçtır? Harikasınız. 89. Hop geldi bilgi. En büyük dar açı kaç dereceymiş? 89 derece dedik canlar şöyle yapalım 89 derece hop bu da bizim cepte bilgimiz artık biliyoruz bundan sonra ezbere çalışacağız zaten bunları tek tek bilmemiz lazım artık işlem kolay direkt ne yapıyoruz farkı dediği için çıkarma işlemi yapıyoruz iki değeri de bulduğumuza göre 9'dan 9 çıktı 0 7'den 8 çıkmaz. Komşuya gittik. 1 onluk aldık. 17'den 8 çıktı. Harika. 9 kaldı. Burada artık yüzlükte aldığım için kalmadı. Evet, 90 dereceymiş bu fark. Fark 90'mış. 90 derece kaç derecelik bir açıydı? Arkasınız. Dik açıydı. Süper. Haydi devam o zaman. 4. soruya bir bakalım. Bir geniş açının alabileceği yine rakamlar yok. En küçük ve en büyük değerin toplamı kaçtır? Arzu öğretmenim ya ne kadar basit, rakamsız, tertemiz, mis gibi soru. Evet, ellerini çok yıkamış bu da. Tertemiz olmuş. Bir geniş açı diyor canlar. 90 dereceden büyük, 180 dereceden küçük açılara ben geniş açı diyordum. O zaman en küçüğü kaç oluyordu? 90'dan büyük. 91 harikasınız. En büyüğü kaç olur? 180'den küçükse yani 90'la 180 arası. 91 bir büyüğüdür. Yazdık. En küçüğü, en büyüğü ise 180'den küçük olan süper o da kaçtı? 170. 9'du. Evet, bu ikisinin toplamı kaçtır diye soruyor. Artık toplama yapabilirim. 10 elde var 1. 7 9 daha 16. 1 de elde 17. 1 de elde 170. Evet, bu iki açının toplamı da kaç dereceymiş canlar? 170 dereceymiş. Geldik mi son soruya? Evet 5 soru çözelim dedik. Tabi soru çözümlerine devam edeceğiz merak etmeyin. Son sorumuza bir bakalım. Çok güzel bir açı var. İlk önce ben bu açıyı isimlendirilmiş ve ben de yazmak istiyorum. Bir kez daha hem isimlendirmeyi okumayı görelim diye. Canlar bu açıyı nasıl isimlendirebilirdik? M, O, N açısı diyebilirdim. Ya da o açısı diyebilirdim. Hatta şöyle de diyebilir miydim? O açısı, soluna bir açı işareti de koyabilirdim. Bu şekilde de isimlendirme söz konusu. Üçünden birini ne yapabilirsiniz? Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hemen bakalım. Yandaki o açısının ölçüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Yani o açısının ölçüsü tahmin edin diyor. Kaç derecedir? Öğretmenim ne yapacağız biz? Hop iletkiyi koyup ölçecek miyiz her soruda? Hayır tabii ki de canlar. Görünen köy kılavuz istemez. Arzu öğretmen ne dedi? 90 dereceden makası açtığında geniş açı oluyordu. E, o zaman 90 dereceden büyük bir açı bu. Hadi şıklara bakalım hangisi 90 dereceden büyük? Güzel. Kaç? 90 derece olamaz dik değil çünkü 120 olabilir 180 olabilir çünkü ikisi 90'dan büyük. Ama Arzu öğretmenim 180 derece doğru açı bu şekilde çizilmez ki. Doğru açı şu şekilde çizilirdi. İşte bu doğru açıydı. O zaman cevabımız ne olacak canlar? 120 derece Ceyhan olacak. İşte bu kadar. Ne kadar da basitmiş. Hele hele siz anlatınca daha basitmiş. Siz de dikkatle dinleyince daha da basit oldu. Evet bir dahaki açı soru çözüm videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın, evde kalın. Unutmayın hayat eve sığar. Hop gelsin mi o zaman sorumuz? Evet gelsin öğretmenim. Koyun saymaca yapacağız demiştik koyun. Pazar gecesi Berk uyuyabilmek için 64 tane koyun saymıştır diyor çocuğun uyku problemi var demek ki. Pazartesi gecesi bunun yarısı kadar haftanın geriye kalan diğer günlerinde de bir önceki geceden 5 eksik koyun saymıştır. Buna göre Berk cumartesi gecesi uyuyabilmek için kaç koyun saymıştır canlar. Evet. Videonun sonunda izledikten sonra bana koyun sayısını ne yapacaksınız? Atacaksınız. Şöyle uzun uzun tutalım. Hatta bir kez daha okuyalım. Rahatlıkla düşünmenize sebep olsun. Unutmayın lütfen. E, matematik soruları bu tarz sorularda da kağıt kalem kullanın canlar. Yazmak size hiçbir şey kaybettirmez. Tam tersine unutmayın. Aklımız bizim aklımız bizim uçucudur canlar. O yüzden Alzheimer hastalığı var. Değil mi? Evet sözle, uygulamayla ve aynı zamanda izlemek hem yazmak bizim öğrenmemizi arttırır. Aklımızda tutmamızı arttırır. O yüzden bir kez daha okuyalım ve lütfen çizerek, yazarak, işlem yaparak sonuca ulaşabilirsin. Pazar gecesi Berk uyuyabilmek için 64 tane koyun saymıştır pazartesi gecesi bunun yarısı kadar. Haftanın geriye kalan diğer günlerinde de bir önceki geceden beş eksik koyun saymıştır. Berk, cumartesi gecesi uyuyabilmek için kaç koyun saymıştır diye sorduk. Evet, görüşmek üzere canlar. Hoşçakalın.